Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda tavlada nasıl zar tutulduğu hakkında bilgiler veriyoruz. Tavlada rakiplerinizden bir adım önde olmak için bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, bu videomuzda tavla hilelerinden bahsedeceğiz. Niye biz bahsediyoruz? Çünkü karşımda hile yapan bir arkadaş var. Hile değil, zar tutan. Hile değil ki. İyi zar atan. İyi zar attığını söylüyor arkadaş. Madem iyi zar atıyor, ben de tavlayı görünce niye böyle bir video çekmeyelim dedik. Arkadaşlarınızı zar tutarak, hile yaparak yenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Başlıyoruz. Buyurun. Zar tutmanın en önemli kuralı ne lazımsa onu atmak. Öyle bedavadan 6-6, 5-5 üst üste atmanın hiçbir anlamı yok. Şu an henüz bir zara ihtiyacım olmadığı için normal düzende devam ediyorum ama 2 tane kapı aldım bu arada yani. Senin oynayacağın tablayız. Bu tarafa gittim daha azını sıkıyım oynadı onun. Ha böyle gideceksin ya. Evet arkadaşlar. 2 6 2 6 Hop kırdım. Şimdi bana lazım olan sana ne lazım? Bana özellikle 2 lazım. 2. Şimdi bana özellikle 2 lazım. Eğer burada 2'yi atarsa zar tutuyor demek ki ve tutuyorsa da nasıl tutulduğunu size göstereceğiz. Arkadaşlar, şimdi sıra bende ve bir tane kırığım var. Bu kırığı girebileceğim 2 tane kapı var. 5 ve 2 kapısı var. O yüzden 5 ve 2'yi atmak için rakibinize yakalanmadan, göz teması kurmadan, o hamlesini yaparken diğerlerin zarları alıyorsunuz. Alırken elinizin içine böyle oynuyormuş gibi hop bir tarafa 2'yi getirdik. Sonra şimdi ben size göstereyim diye yavaş yapıyorum biraz. Oyun oynarken bu daha hızlı, pratik, el alışıyor bu işe. Bir tarafta 5-2. Arka tarafını çeviriyorsun, tekrar 5-2. Ön ve sizin tarafın, parmaklarınızın, avucunuzun içine gelen tarafı da 5-2 olacak, dışarı kalan tarafı da 5-2 olacak. Size zaten lazım olan 5 ve 2. Mutlaka bunlardan bir tanesi gelecek zaten, bundan kaçış yok. Yani burada size anlatmak istediğim aslında 5-2 lazımdı diye 5-2 attım vesaire değil. Size 1 lazımsa, 1-1 lazımsa böyle tutarsınız. Karşı köşeye burası denk gelecek şekilde. Hop bir tanesi mutlaka bir gelir zaten. Bak geldi. Bu hani ne lazımsa size o rakama göre bunu ayarlayabilirsiniz. Çift lazımsa size şöyle göstereyim. Çift lazımsa 1-1 4-4 6-6 3-3 dışarılarda 2-5 kalacak şekilde ayarladığınızda böyle tutup aynı şekilde karşı köşeden geri çevirdiğinizde mutlaka çift gelir. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi beni yenmeyi başardı. Hile yaptı. Hile yaptığını da size anlattık. Nasıl yapıldığını anlattık, gösterdik. Siz de bu hileyle arkadaşlarınızı yenebilirsiniz. Yenemeseniz de en azından dikkatlerini çekebilir. Onları zorlayabilirsiniz. Bu %100 garantilidir demiyoruz. Ama %80 geliyor.
Bende %60 gibi geliyor. O yüzden denemenizde fayda var. Yaptığınız hareketleri belli etmeden yapmaya çalışın. Yerden zarı alırken, tavladan zarı alırken ortama, sohbete yedirin. Hareketlerinizi sohbete yedirin. Belli etmeyin. Elinizin içinde zarları çevirmeyin. Ayarlamaya çalışmayın. Bunları iyi bilen bir tavla ustası yemez. O yüzden bunlara dikkat edin. Hızlı hızlı. Başta belki acemilik gösterebilirsiniz. Ama acele etmeyin. Yavaş yavaş birkaç oyunu üstüste oynayarak eliniz zaten pratikleşecektir. Önce bir zarı alın. Hatta karşı rakibiniz ihtiyacınız olan zarı yere atmışsa onu hiç değiştirmeyin. Diğerini düzeltip ona gelin. Bu detaylar önemli. Eğer bu taktiği beğendiyseniz videomuzu beğenin, yorum yapın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.